Merhaba güreştürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Yeni yılın ilk Raw Show'uyla birlikteyiz. Yanımızda yorumcu ekibinden Fatih Yılmaz, Erem Nur ve Punk City Daner Önem var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. İlk olarak artık Hoş bulduk. WrestleMania ve Road Royal Rumble serüvenine girdiğimizi hatırlayarak artık bu şovlara duygulu şovlar diyebiliriz. Gerek Bullet Club, gerek Brock Lesnar, gerek Kane Brock Lesnar. Ondan öncesinde yine Kadınlar Royal Rumble ve işte Seth Rollins ile şeyin karşılaşması, Roman Reigns'in arka alanda konuşması. Artık o duyguyu, WrestleMania duygusunu hissettirmeye başladı. Yani WWE Tap dönemine girdik dedi, dedirtti. Siz neler düşünüyorsunuz? İlk olarak duygulu şovlara adım attık mı sizce Fatih Yılmaz? Ya şöyle bir durum var. Benim hissettiğim tek duygu uykuydu işin açıkçası. Yani çok hani sen böyle çok şaşalı şaşalı girdin ama yani tek gördüğüm en heyecanlı hareket Asuka'nın takla atıp Asuka, şey armbar bağlamasıydı yani. Öyle Bullet Club falan beni heyecanlandırmıyor yani maalesef özür dilerim ama. Yani Bullet Club kimilerini heyecanlandırıyor belki kimilerini heyecanlandırmıyor ama bir ucundan tutmak gerekirse uzun zamandır birilerinin WWE'de hayalinin olduğunu unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Erem Nur, Bullet Club Efendim. ufak bir reunion gösterdi bize. Ne demeliyiz Türkçe Evet. olarak bilmiyorum ama neler düşünüyorsun? Ya ben şimdilik hani bir gecelik doldurmalık olarak düşünüyorum ama hani ufak ufak şey arka alanda görürüz şovlarda. Üçlüyü bir arada. Yani Shield gibi bir dönüş mü olur? Yavaş yavaş sindire sindire mi? Ya, kesinlikle öyle. Sen ufaktan bir duygulu şovlar hakkında bilgi ver Taner ve yorumcumuz Fatih, pardon, sunucumuz Fatih Yılmaz'a sözü bırakalım. Ya, duygulu şov benim o tam duyguları alamadık ama bir altyapı gördük. Tabii, Özellikle zaten geçen olay bu başlangıç temelde yani. Temeli attılar mı sizce? evet. Ya bence atıldı çünkü şimdi The Bar'dan sonra yeni bir alternatif takım lazım. Tabii Revival falan derken. Brother Club'ı bilmiyorum. Ben istiyorum aslında çünkü Carl Anderson'ı ben NJPW'de çok seven birisiydim. Orada bir karakteri vardı. Ama burada hiçbir şey yapamıyor. Onu daha çok izlemek isterim böyle. Main Event'te falan daha çok görmek isterim yani. Benim için umutlandırıcı yani. Evet, Fatih, söz sende o zaman. Evet, söz bende. Evet, 2018'in ilk açılışını Kurt Angle'la yapacakken tam Kurt Angle içeriye girecekken Alexa Bliss onun önünü kesiyor. İşte sen ne yaptığını sanıyorsun falan laflar falan şey yapıyor. Fakat Kurt Angle diyor ki ya biraz daha kaşınırsan diyor bu maçı diyor kemer maçı yaparım diyor. Burada Asuka ile Alexa Bliss maçından bahsediyorum. Asuka adı geçince Eren kahkaha atmaya başlıyor bu arada. Evet, neyse. En son işte Kurt Angle çıkıyor. 2018 şöyle, 2018 böyle. Burada güzel bir ayrıntı veriyor. Diyor ki işte 30 kişilik olacağını söylüyor kadınlar Royal Rumble'ın. Artık nereden bulacaklar hiçbir fikrim yok. Onlar konuşurken The Bar, Cesaro ve Sheamus onları bölüyor. Diyor ki Jason Jordan'a diyor tolerans gösterdin sen falan diyorlar. Geçen haftaki TTC maçında Kurt Angle'ın Jason Jordan'a sarılmasını gösteriyorlar. Sen bu oğluna kıyak yapmaktan vazgeç artık. Geyiğine bağlanıyor. Sonra Cesaro ve Sheamus işte diyor biz rövanş haklarımızı şimdi kullanacağız diyor. Kurt Angle da diyor ki hayır diyor izin ver. Ondan sonra Jason Jordan geldi. İşte mutlu gözük, kendisi çok mutlu gözüküyor böyle. İşte ben diyor kemer sahibiyim falan. Sonra Cesaro ile işte çatışırken Kurt Angle diyor ki hadi ikinizin arasında maç yaptım. İşte maç tam başlayırken Seth Rollins geliyor. Seth Rollins böyle bir baba edasıyla. Hani yavrum sen burada yine benden habersiz ne yapıyorsun Evet, bir diye böyle bahsetmek kulağında lazım. İkisinin arasında ayrı gayrılıkları bahsetmek lazım. Bir Sheamus Cesaro ikilisine benzer bir ayrı gayrılık mı var acaba Jason Jordan ile Seth Rollins arasında? ya ayrı gayretten ziyade daha çok Seth Rollins olaya şefkatli baba rolüyle yaklaşıyor. Ya yavrum sen yine niye geldin bana haber vermeden diye geldi zaten. Hani Evet. hatta sonra da sonra Kurt Angle
şey yapıyor, bu oğluna tavsiye verirken neden belirtmiş? Daddy's boy. Babasının biricik oğlu tezahüratı yapılıyormuş. Sonra maç başlıyor. Maç başlarken Sheamus'un sürekli maça karışıp Seth Rollins'in karışmadığını görüyoruz. En son Sheamus karışırken artık Seth Rollins herhalde böyle oğlunun bir şeyler başarmasını görmek isteyen baba bir karışmıyordu. Ama en son karışmaya başladı. İlk karışmasında da maç bitti zaten. Jordan Slam'le şey aldı maçı. Jason Jordan Cesaro'yu tuş ederek maçı aldı. Evet, şimdi bu olaylar hakkında genel bir görüşü şeyden başlayarak alalım. Buğra Gür'den başlayarak alalım. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Ben inanılmaz beğendim Seth Rollins'in tavırlarını. İşte bir abi, bir büyük, bir ortamın eski ağır şark köşesinde oturan, tesbih çeken kabadayısı hareketlerini çok beğendim. Jason Jordan'la olacaklar yani. Bugün onu gördüm. Olacaklar, cuk oturacak hem de. Öyle güzel bir senaryo olacak ki. İlerleyen yıllarda uzun uzun bahsedeceğiz. Ya Jason Jordan, Seth Rollins'in takımları da ne güzeldi. Yani ne kadar orijinaldi diye bize kendini hatırlatacak bir divizyona takım geldi. Nasıl? İşte The Bar'ın hani 2 gün önce, 3 gün önce çektiğimiz Güreş Türkiye yılın enlerini seçti. Slam ödüllerinde YouTube kategorilere seçtiğimiz The Bar'a demiştik ki kesinlikle The Bar, yani yılın tag team divizyonu, en iyi tag team divizyonundaki takımı diye. Aynı şekilde Seth Rollins ve Jason Jordan ikilisi de buna aday. Hakeza Jason Jordan'ın maçı ele alışı ve Seth Rollins'in biraz da dışarıdan yardımıyla, yani yardımıyla denmez de estirdiği rüzgarla müsabakayı kazanışı ve Jason Jordan'ın çoğunlukla kötü reaksiyon almasına rağmen inanılmaz iyi bir chair'le maçı sonlandırması, ya bu oldu dedi yani. Benim gözümde birken beş oldu ya. Bambaşka bir seviyeye ulaştı bana göre. Evet, Erem. Öncelikle ya hiç şey beklemedim, hani Seth Rollins geldi dedi, işte kaybetmeni izleyeceğim dedi kendisine. Ben bayağı şeylik sezdim burada. Bir hell turn falan, ama olmaz da. Yani sezdim yine de. Maçın içeriğine geçersek, yani Jason Jordan'ı hani pek az seviyor olabilirim ama yani her çıktığım maçta ring içi çok iyi yani. Kendi üstüne koyuyor. Her hafta bir üstüne daha koyuyor. Aha, şey hani biz demiştik baba şey senaryosu çöpe gitti falan diye, hani çok şey olmadı diye, ama hani iyi ki de baba senaryosu olmuş, çünkü hani senaryo en azından yön verebiliyor biraz. Onun dışında Seth Rollins'in hani işte ilk önce böyle suskun puskun oturduktan sonra hani gaz vermesi falan çok iyiydi. Maçın sonunda gayet yakışır bir sondu. Hani bir de ayrıca maçın en sonunda işte şey kazanırken Jordan hani çocuklar gibi sevinirken hani Seth Rollins'in böyle eli havada kalması, hani dedim herhalde hani yine geliyor bir hell turn diye, ama sadece öyle bir bakıp geçti. Yani garip bir ikili yani. Ben geçen hafta kazandıklarında bayağı garipsemiştim. Çünkü hani ikisi de ayrı dünyalar. Evet. Anxiety. Ben şeyi hatırladım. Burak Gür'ün maç tanıtırken bir lafı vardı The Bar için ilk başlarda. Uyumsuzluktan uyum çıkaramadı demişti. Hatırlıyor musun Gür? Öyle bir şey demiştin. Onu hatırladım ben şu an. Aynı muhabbet olacak galiba, ama bu sefer daha iyisi geliyormuş gibi gözüküyor. Çünkü Seth Rollins'in çok güzel bir rol kesme yeteneği var. Değil mi? Bambaşka seviyeler. Evet. Senin o örnek verdiğin gibi kenarda böyle bir AB gibi takılıyor. Buradan güzel şeyler çıkabilir. Ama ben hala mesela Jason Jordan'da eksiklikler görüyorum. Yani ne bileyim. Yavaş yavaş üstündeki şeyi attı ama öyle toprağa attı, ama hala böyle bir tam olamadı gibi. Kıvama gelemedi böyle Jason Jordan. Yani o ağırlığı şu an kaldıramaz yani, ama ben beğendim yani. Güzel maçtı açılış olarak. Bir sene önce konuştuğumuz senaryoyu çok iyi hatırladın. Harf harfine hatırladın Taner. Ben de o günkü gibi aynı ya da benzer düşüncelere sahibim. Çok orijinal bir senaryo. Olabileceğini de seyirci reaksiyonundan aldık.
Yani The Bar'a karşı aldıkları galibiyet insanları heyecanlandırdı. Bu zamanlarda özellikle Rumble ve WrestleMania gibi WWE'nin en büyük şovlarının olduğu ilkbahar döneminde yani insanları heyecanlandıracak güreşçilere çok ihtiyaç duyulur. Aynı şekilde Jason Jordan ve Seth Rollins de buna harfiyen uyan güreşçiler ve çok güzel oturan bir senaryo olmuş gibi duruyor. Evet. Yorumlar bittiyse bundan sonra Rene Young Roman Reigns arka alanda konuşuyor. Genel bir Roman Reigns konuşması. Ondan sonra Bray Wyatt'ın geldiğini görüyoruz. Bray Wyatt şeye karşı çok aşırı kolay bir galibiyet alıyor. Yani Apollo Crews'a karşı. Yani o yıl aylardır ezilen Bray Wyatt değil. Hani o WWE şampiyonu zamandaki Bray Wyatt böyle tutuyor. Tak diye strap'i geliyor, vuruyor, bitiriyor. Çok ilginçti gerçekten. Devamında Woken gözüküyor ekranda. Matt Hardy. İşte bir şeylerden bahsediyor. En son yine delete falan yapıyor. Sonra gülmeye başlarken tabii çok psikolojik bozucu bir görüntü bu. Bine falan bölünüyor böyle Matt Hardy. Sonra bir daha toplanıyor. Bine bölünüyor, toplanıyor falan böyle. İşte öyle ekran bitiyor. Bray Wyatt'ın gözlerinde korku gözüküyor bu arada. Bunu da belirtmem lazım. Yani o Finn Balor feudunda vardı ya hani Bray Wyatt ben hiçbir şeyden korkmam deyip Demon King'i gördüğünde böyle bir korku gelmişti gözlerine. Bir şey çıkacak sonra hastalandı işlenmedi ama şu an o senaryoyu tutup buranın içine koymuşlar gibi yani Bray Wyatt'ın gerçekten gözlerinde korku göründü yani böyle. Bu segment böyle hani Matt Hardy Apollo Crews olan maçı için bir şey, yorum almayacağım ama şunu söylüyorum Bray Wyatt Matt Hardy feudunu nasıl buluyorsunuz? Eren senden başlayalım. Ya baya çok mistik yani. Ha Demon'la şey mi hani Sister Abigail mı dersiniz yoksa bu mu yani kesinlikle bunu seçerim çünkü iki tarafta hani karakterleri çok orijinal ve çok iyi oynuyorlar ikisi de. Yani ben bayağı umutluyum bu Feud'dan. Evet Buğra. Ben de şunu söyleyeyim. Wook'un karakteri WWE'de oturması bir zaman alacak. Görünen bu. Henüz kendini olgunlaştırabilmiş değil. Matt Hardy'nin işte Wook'un, Brook'un tiplemesi. Bunu olgunlaştırması Bray Wyatt Field'unda mı gelişir yoksa daha sonralarda mı daha da zaman alacak bir süreçte mi görürüz bunu bilmiyorum. Ancak Wook'un insanları hani güldürüyor, eğlendiriyor reaksiyonlara baktığımız zaman fazlasıyla seyirciler arenadaki seyircilerin ayağa kalkıp izlediğini görüyoruz. Değişik bir şey var bu adamda. Tutacak gibi duruyor. Tutar mı ilerleyen aylarda bilmiyorum. WWE'de ne kadar olabileceği de tartışmaya açık bir konu bence. Fakat şu an izlemeye devam ediyorum ve Bray Wyatt'la yaptıkları şey biraz da bizi aşıyor galiba. Bizim kültürümüze pek entegre değil. Ben çünkü anlamakta güçlük çekiyorum. Ya Bray Wyatt'ın promolarını da uzun yıllardır dinliyoruz. Onun promolarında da sürekli anlamakta güçlük çekiyorum. Hakeza Matt Hardy'nin de bilmiyorum olur mu ama seyirci reaksiyonlarına baktığım zaman olumlu gidişat sürüyor gibi gözüküyor. Taner? Evet, Taner. Ya gidişat olumlu da benim ilgimi çekmiyor ya. Hani bilmiyorum Volkan'ın tam oturmamasından mıdır? Ben mesela Bray Wyatt'ın karşısında Aleister Black'i görsem çok daha heyecanlanırım. Bilmiyorum ben aynı fikirdeyim ama o daha çok beni heyecanlandırıyor mesela. Düşündüğüm zaman o segmentler aklıma böyle hani hayali segmentler geliyor falan. Bilmiyorum Walken'ın yani tam oturmadığı için de bir şey söyleyemem ama ben mesela Bray Wyatt'ın daha çok şey hak ettiğini düşünüyorum ya. Hani bulunduğu konum hala beni tatmin etmiyor yani Bray Wyatt. Bak dinlerin çocuğunda bir sözü var bak. Diyor yani dinler herkes diyor şey böyle hani Bray Wyatt'ın en kötü dönemiydi diyor mesela. Ama Bray Wyatt geçen sene kariyerinin en iyi dönemini yaşadı.
Ya robot ama Raw'da ya hayır. Değildi ya. Raw'da ben hiç beğenmedim abi. Kağıt üstüne bak ya Mehmet dinlerin söylemi. Bu kağıt üstüne bakıyorsun. Bray Wyatt işte ne yapmış? Senaryo almış. Randy Orton'da kemer kazanmış. WrestleMania'da kepaze olmuş. Ondan aşağıya kariyeri bir düşmüş. Biraz daha düşmüş. Konuşalım mı? Bence Bray Wyatt Raw'a uygun bir isim değil ya. Kesinlikle. Oranın adamı değil yani bence. SmackDown daha uygun bence. Daha çok karakteriyle çekişiyor, şey yapılıyor bence. Bilmiyorum. Raw'da ön plana çıkamıyor ki adam. Ya ben Raw'da olmuyor yani. Ya ben Bray Wyatt'ın iyi bir sene geçirdiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani kağıt ya, üstünde Raw bakıp da. Abi. Hayır Raw kağıt durur, üstünde durur bakıp mi? Da. İşte WWE şampiyonu oldu. Senaryosuz kalmadı. O zaman çok iyi sene geçirdi. Böyle bir şey yok abi. Bray Wyatt çok daha fazlası bence. Ki ben aldığı senaryoları da hep başarısızlıkla sonuçlandırdı. Yani insanları eğlendiremedi ya da derin meraklar uyandıramadı Raw'a geçtikten sonra. SmackDown'ı ayırıyorum. Gerek Horse of Horrors maçı olsun, gerek WWE şampiyonu olduğu dönem olsun inanılmaz harika işler çıkartıyordu. Fakat evet. Raw'a geçti. Ondan sonra ne Bray Wyatt kaldı ne de mistizizmi. Yani saçmalık kaldı yani. Bana göre. Evet. Eğer herkes yorumunu yaptıysa arka alanda Nia Jax'i görüyoruz. İşte Alexa bu sefer onu durduruyor. Diyor işte bana diyor yardım et diyor. Nia Jax elinde çorbayla Enzo'ya koşuyor. Ağlayacağım. Hakikaten aldı iş yap. Evet süper harika senaryo. Neyse şu an psikolojim bozuldu bir an o yüzden koptum yayından geri geldim. An geçmiyorum burayı hani geçiyorum direkt hiç konuşmuyorum. Alexa bilse Nia Jax'in söylediği sözler beni çok derinden etkiledi ya. Keşke Nia Jax gibi bir şeyim olsa, hayat arkadaşım olsaydı dedim ya. Senaryoyu alkışlıyorum şu anda. Evet, neyse. Sıradaki maçımız Alexa Bliss ile Asuka arasında. Yani şu onun an da çevirisini bakıyorum. Koyacağız yani YouTube'a. Alexa Bliss ile Nia Jax'in arka alanda backstage'de konuşmasını. Evet şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Gözleri deniz kokan yarim. Evet. Gözleri deniz kokan Buraya. Yarim de bu arada Enzo Amore. Evet. Bunu Nia Jax çıkıp söylese ne kadar komik olurdu. Şimdi. Neyse. Geçemiyorum ya. Segmente geçemiyorum. Kafam durdu ya. Ulan Destroyer diye tanıttığın kadın elinde çorbayla Cruiserweight'e koşuyor ya. Ulan ağlayacağım ya. Tam bir ev kadını edasıyla ya. Neyse. Tamam iyiyim. Alexa Bliss Asuka'nın maçındayız. Şu an tartışma konusunda atıyorum. Her tarafta alo omega falan yazıyor böyle Eremak. Ben direkt özüne geçiyorum. Alexa'yı tekme manyağı yapıyor. En son Asuka'yla bağlayıp bitiriyor maçı. Siz ne diyorsunuz ya bu Asuka hakkında? Ne zaman Rabbim'den şeyine adaylığını koyar. Tövbe. Aklım. Erem Nur. Efendim. Ne diyorsun bu ilişki hakkında? Ben de gözümü konuşayım mı? Pardon sözünü kestim bence, ama. Bence tamam. Şimdi bu Asuka böyle booking alıyor. Tamam mı? İyi güzel. Kemeri de alsın. Onunla hiçbir lafım yok. Peki sen bu hanımefendiyi böyle gösteriyorsun. Sayın Gür sana sormak istiyorum özellikle. Bu böyle book alıyor tamam mı? Tamam bu adam adam dedim. Kemeri kazanıyor. Kazandı diyelim. Karşısına hangi ismi böyle ciddi çıkarabilirsin ki hani? Mesela kimi çıkaracaksın? Hayır ama şey yaparsın. Özür dilerim.
lafınızı kesiyorum. Böyle çok monster bak double 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 monster push alıyor resmen. Ya böyle push mu var yani? Hayır, böyle çok yani, var o, yani. Benim anladığım kadarıyla onun Eren Nur sen konuşacaksın. Tamam. Anladığım kadarıyla onun hazırlandığı yer Ronda Rousey. Yani yeni bir Brock Lesnar hazırlanıyor kadınlar divizyonunda. Benim gördüğüm o. Ona eyvallah. Ona eyvallah. O olabilir. Diğer türlü saçma gelmiyor mu abi? Hani kim olabilir ki karşıda kim çıkabilecek bu kadar şeyden sonra? Kim ya kim? Nia Jax. Ya yok abi hayır. Enzo karşısında o düşürdü yani. Enzo'nun yardımıyla devirir belki. Aradan birkaç ay geçer. Ronda Rousey muhabbeti çıkarsa eyvallah derim. 10 numarada. Hiçbir sözümüz o. Ben Oscar'a soğudum abi bu ne ya? Saçma yani vallahi saçma geliyor ya. Buyurun mikrofon sizde. Teşekkür ediyoruz lan abi. Evet Eren Nur bir şey diyorsun. Ya evet, şöyle bir şey hani kaybederse de büyük bir ihtimal hani böyle çok bayağı dişli isimlerin olduğu bir çoklu maçta kaybeder yani. Tek tek değil de daha çok çoklu maç. Yani ne bileyim bakarsın Charlotte olur bir maçta işte Ember Moon gelir oradan. Hani başka kim var böyle iyi işte şeyi filan koyarsın. Orada kaybeder kemeri. Evet. Burak Gür, internetten koptum. Sen açıklamalarını yaptın mı? Valla benim Asuka hakkında dediğim az önceki gibi bence Ronda Rousey'e hazırlanıyor. Yani oraya da bir Brock Lesnar geliyor. Ama inşallah geliyorsa part-timer olmaz. Gerçekten bu federasyonun part-timer'larından çektiği nedir ya? Federasyon çekmiyor da yani seyircisi çekiyor yani. Abi bugün Brock Lesnar'ı gördüm. Gözlerim doldu ya. Neyse geliriz o segmentlere de Fatih'im. Söz sende. Yani geleceğiz. Geleceğiz tabii ki. Sonra var mıdır Asuka hakkında yorum Erem haricinde? Çünkü Erem durmaz. Tamam. Yok. Evet. Arka alandayız. Renee Young bu sefer de Joe'nun yanında. Samoa Joe yine her zaman gibi class. Böyle buram buram kalite kokan bir promo kesiyor. Geçiyorum. Evet. Samoa'lı kapışması adlı başlığın altındayız. Öncelikle Strowman. Ben bir yere mi atladım önce? Yeah. Evet bir yere atlamışım. Hayır önce Strowman Rhino Slater maçı var değil mi Erem? Evet Power Slam festivali. Tamam, şey yapmışım o sırayı karıştırmışım. Evet. Bu arada Bayley Sasha Banks'dan ara ara çıkıp yeni yıl dilekleri söylüyor. Oraları geçiyorum bunu da bilin yani genel kültür olarak. Strowman geliyor. Strowman'dan sonra Rhino ve Slater geliyor. Rhino ve Slater'ı Strowman ikisini üst üste koyup öldürüyor. Bu kadar. Evet. Tüm segment bu kadar. Sonra bir daha Power Slam. Yani sonra Slater'a galiba 7 tane Power Slam yapıyor. En son işte buraya geçiyorum. Yani çünkü zaten Strowman'la ilgili yorum yapacağımız bir segment gelecek. Soyunma odasında Reigns'i görüyoruz. Seth Rollins geliyor. Maç hakkında böyle konuşurlarken falan Jason Jordan geliyor. Kardeşim diyor. Hani diyor yardıma ihtiyacım olursa diyor ya biz arkandayız hayatı. Böyle seyrediyorum diyorum Allah Allah. Buraya Dean Ambrose koyacaklar da senaryo kağıtlarını mı karıştılar diye seyrediyorum böyle. Hani böyle deli deli hareketler falan yapıyor sonra gidiyor Roman Reigns'e Seth Rollins'e bakıyor böyle ne yaptı bu şimdi falan diye böyle. Ondan sonra geçiyoruz. Buraya da geçiyoruz. Evet. Bu ne? Bu ne ya? Aylan yine içerik ve muhteva yazdı. Neyse. Evet Strowman nefes nefes giderken Kane'i görüyoruz yanında. Kane diyor ki biz diyor buraların diyor alfa erkeğiyiz diyor. O sadece diyor bir part timer falan yapıyor böyle. Gel diyor birlik olalım diyor. Sonra ringde ikimiz hesabımızı güreriz falan yapıyor. Strowman da diyor ki senin saçma sapan planlarına ihtiyacım yok diyor. Şimdi ben buradan main event'e geçeceğim. Şuradan tam buradan main event'e geçeceğim. Lesnar ve Paul Heyman geliyor ringe. Burası main event bu arada kronolojik olarak gitmiyorum şu anda. Paul Heyman diyor ki bayanlar bayanlar işte ben Paul Heyman işte bu da savunan kaybetmeyen bilmem ne Allah'ın cezası Brock Lesnar diyor. İşte
sonra Brock Lesnar'la bunların ikisi konuşuyor. Kane'in müziği. Gelmiyor mu sesim? Geliyor geliyor. Kane'in müziği çalıyor. Bu Kane artık hani nasıl nefret dolduysa böyle ringe geliyor. Çok slam'i vuruyor gidiyor arkasını dönüyor. Hani Brock Lesnar ne bir şey yapıyor falan derken Kane ringden iniyor. Lesnar'dan kick up geliyor. Kick up nedir? Kick up Undertaker'da gördüğünüz o 90 derecelik kalkma pozisyonudur ve bir nevi Undertaker'a dal geçiyor. Kane dönüyor böyle ne yapıyor lan bu derken Lesnar da bunlar Allahu alem birbirlerine giriyorlar. Ondan sonra işte süperstarlar falan giriyor. Bunları ayırıyorlar zar zor falan. Segmentimiz burada sona eriyor. Bu arada burası da sanırım şeye benzetmeye çalışmış. Lesnar'ın çok efsanevi bir brawl'ı var ya bilirsin sen Burak. Hı hı. Oraya benzetilmeye çalışmış fazlasıyla. Biz de biliyoruz ben, kardeşim. Kardeşim Burak Gür'ün bilmesini istiyorum ben. Teşekkürler. Neyse. Evet. Şimdi bu Universal Championship, evrensel şampiyonluk feud hakkında genel olarak düşünceleriniz nedir Burak Gür? Ya şimdi hangi şeyi yorumlayacağız? Samoa kapışmasını mı yorumlayacağız yoksa main event'a mı atladık? Samoa kapışmasına girmedik daha biz. Anladım, okey. Orada. Yani şu an şeyi yorumla. Universal Championship feud'unu yorumla. Ya Universal Championship Royal Rumble'a duyurulmak zorundaymış gibi duyuruldu. Bir tarafta Braun Strowman, okey Giant, yeni main eventer, geleceğin güreşçilerinden. Diğer tarafta tuş olsun da maçın tadı kaçmasın. İki tarafta ne şiş yansın ne kebap muhabbetinde. Brock Lesnar işte tuş olup egosu kasılmasın. Oradan onun sesi çıkmasın. Bir de Samoa şeye özür diliyorum. Braun Strowman'a zarar vermeyelim. Brock Lesnar'ın da gönlünü hoş edelim diye. Tamamen geçiştirmelik kurgulanmış bir triple maç görüyoruz. Duyurulduğu benim için açıkçası olumlu. 4 büyük pay-per-view'dan birinde sonunda Raw brandinin ana kemer maçını izleyebiliyoruz. Ama çok basit gidiyor şu anda. Zaten olaylara dahil edilmiş değil Braun Strowman'da gördüğünüz üzere. Gelecek haftalarda Braun Strowman'da üstün kapatacağı segmentler olacaktır Royal Rumble'a kadar. Ardından Brock Lesnar agam paşam canım ciğerim yapıp Kane'i tuş edip kemerini WrestleMania'ya taşıyacaktır. Benim açıkçası aksi bir düşüncem yok bu konuda. Olursa da şaşırırım. Farklı bir şekilde de gerçekleşirse şaşırırım. İlk haftalarda şu an Kane ile Lesnar'ın aksiyonlarını görüyoruz. İlerleyen haftalarda da Strowman Lesnar aksiyonunu göreceğiz. Bu arada da Strowman Kane'in Lesnar'ın olmadığı arada da Strowman Kane'in idare ettiği haftaları göreceğiz. Yani maalesef part-timer şampiyon sadece bir şeyleri idare etmek üzerine kurgulanıyor. Gördüğümüz bu maalesef. Ne olur? Bu hafta Kane biraz üstündür ya da eşit bitmiştir. Haftaya Lesnar döver. Lesnar yoksa Strowman onu döver. En son haftada Strowman Lesnar'ı alt eder. Strowman ayakta bitirir. Rumble'da da şampiyon yine Lesnar olur diye düşünüyorum. Benim Rumble'a kadar yorumlarım bundan öteye geçmeyecek zannedersem. Çünkü farklı da bir beklenti yok bence profesyonel güreş dünyasında. Evet. Ne oluyor ya? Biri klavyeyle bir şeyler yapıyor. Neyse Erem sen yorumlarını yap. Ya vallahi sıkıldım ya. Lesnar ya gerçekten geldi işte. Dişirseniz dişin. Aman bana kimse dokunmasın. Ayranım dökülmesin filan. Ha artık salsın istiyorum kemeri. Çünkü hani ne bileyim Lesnar'ın elinde Vince'in kasetleri mi var acaba? Hani diye düşünüyorum. Çünkü adam yan gelip yatıyor. Bir iki Raw şovuna işte sürekli dönüyor. Yani benden fazla dönmüştür Raw'a. Dönüyor işte. Racon kesiyor. Sonra adamı yeniyor. Bir kocaman adamı bir F5 ile yeniyor. Yani artık bitsin bu çile ya. Kim alacaksa alsın. Reigns mi alacak? Strowman mı alacak? Alsın artık ya. Vallahi bıktım. Bezdum artık.
Evet. Daner. Vallahi ben sanırım sizin aksinize düşünüyorum. Ben Lesnar'ı çok seven birisiyim. Gerçekten çok saygı duyuyorum. Benim için büyük bir marka. Part-timer olması tabii sıkıntı ama o olmadığı zaman onun yoksulluğu çok belli olacak bence. Hani bunu hemen anlamayız ama çünkü karşısında şimdi rakiplere bakıyorum. Kane'in ben 2 ay önce falan söylemiştim galiba. Emekli olmasını isteyenlerden biriyim. Çünkü karakter hep aynı ama karakter üstü çok oynandı. Belki hatırlarsınız bu Daniel Bryan ile birlikte hip hop falan yapmıştı galiba değil mi bu? Yani çok oynandı o karakterin üstünde. Bu karakterin ciddiyeti kalmadı benim gözümde. Tekrar da güzel selam çaktılar. Brawl güzeldi ama hani ben Kane'in herhalde son kurşunu bu Royal Rumble. Ondan sonra emeklilik töreni, belediye başkanlığı falan filan diye düşünüyorum artık. Ne bir şey zorlamazlar herhalde değil mi buradan bir yerde? Güzel ama Brawl güzeldi yani. Onda bir sözüm yok ona. Evet. Var mıdır yorum yapacak olan? Yok. Tamam, yok. Evet, şimdi Bullet Club segmentine geçiyoruz. Yine buradan kronolojik olarak atlama yapacağım. Kör telefonda konuşurken Finn Balor geliyor. Kendisi diyor Royal Rumble'a katılacakmış. Sonra 2 hafta boyunca dövdüğü Mistourage'ın onlara 3 adam 3 ve 3 teklifi vardı Elias'la yanlarına alıp. Finn Balor diyor kendime 2 kişi daha buldum diyor. Diyor ki bunlar kim falan derken Gallows Anderson çıkıyorlar ve bir Bullet Club reunion'u görüyoruz Raw'da. Şimdi 6 adam maçına geçiyorum, sonra bununla ilgili ayrıntılı konuşma yapacağız. Evet, Elias yine ringde her zaman gibi işte müziğini çalıyor, cartır curttur. Mistourage var yanında. Mistourage'dan Bo Dallas şunu söylüyor. The Miz haftaya dönüyor. Bunun hakkında da konuşacağız. İşte ondan sonra işte geliyorlar. Finn Balor ve The Club geliyor. Ringde Finn Balor'un taunt'u sırasında Gallows ve Anderson da kendi taunt'larını yapıyorlar. Ve maçın sonunda Too Sweet de yapıyorlar. Yani bu gerçekten bir Bullet Club reunion'ı. Her neyse, maça işte genel olarak maç devam ediyor falan filan. Double Magic Killer ve Coup de Grace kombosuyla maçı Balor ve The Club kazanıyor. Ardından Too Sweet yapıyorlar. Şimdi ilk soru, tüm bu Bullet Club olayları hakkında ne düşünüyorsunuz? İkinci sorum, The Miz'in geri dönüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Daner Öne. Yok olacak diye düşündüğüm Finn Balor için bir umut ışığı bence. Kesinlikle çok etkili olacak. Ben Balor Club'ın çok iş yapacağını düşünüyorum. Umarım birlikte olurlar. Hatta bütün seneyi beraber geçirseler de hiçbir sıkıntım olmaz. Ben hani Finn Balor'ın çünkü yok olup gitmesini istemiyorum. Öne çıkamıyor çünkü. Strowman geliyor. Aldır uldur geliyor. Mesela Samoa Joe bence çok öne çıkacak bu sene. Finn Balor'ın da eleyip gitmemesi için bu muhabbet çok iyi oldu bence. Umarım takım kemerlerini alırlar bir şekilde. Yani ben bunun sürekliliğini istiyorum yani. Çünkü hak ediyorlar ya. Beraber olsunlar yani. Yoksa Finn Balor öne çıkamıyor. Gördüğünüz gibi. Saçma sapan feyutlara giriyor yani. Burada Elias'ın gelişimi çok güzel ya. Çok iyi gidiyor. Ben Elias'ı çok seviyorum. Saygılar, sevgiler. Evet, Burak Gür. Ya en başta dediğim gibi Balor Club bize Royal Rumble'ın özellikle WrestleMania'nın duygusunu yaşatabilir. WrestleMania duygusal bir şovdur arkadaşlar. Kesinlikle. Duygusal şovları da duyguyu hissettirebilecek senaryoların duygulu güreşçileri yaşatır. WrestleMania'ya mükemmel bir Joker olacak. Mesela Hardy Boys büyük bir örnek değil mi? Mesela çok kesinlikle. Ya abi en basitinden Stone Cold Steve Austin WrestleMania'da 20 kere o ringin köşesine çıkıp kafasına birayı dikmiştir. Hulk Hogan en az 15 kere kulağını çevirip seyircilere atlayıp seyircilere kulağını tabii tişörtünü yırtmıştır. Kulağını seyircilere uzatıp keza Shawn Michaels. Shawn Michaels ya abi WrestleMania budur ya. WrestleMania duygusallık içeren şeylerdir. Bir senedeki tüm profesyonel güreş evrenini yaşadığı olayların zirvesidir. Senaryoların top noktasıdır. Geçmişteki güreşçilerin toplanma alanıdır. Yani şöyle diyebiliriz aslında. Mesela 200 sene önce kadar Taker'ın eviydi orası. Taker'ın eviydi yani. Yani bu Taker artık evi kiraya verdi. Ha.
Yani Stone Cold Steve Austin şimdi tekrar gelse WrestleMania'ya, bir an bir baskın yapsa, herkese Stunner'ı vursa, çıksa kafayı biraları dikse ringin köşesinde, baba be deriz. Ya yani WrestleMania budur yani. Belki o bu yaptığı hareketi 50 defa izlemişizdir. Fakat 51. kez bize yine zevk verir. Abi WrestleMania budur. Duygusal şovları duygulu güreşçiler ve duygulu senaryolar yaşatacak. Balor Club da sonuna kadar yürüsün. Vay be. Çok haklıydı. Evet. Erem Hanım, Asuka'ya girmeden. Ya geçti zaten onun şeyi. Ya hani bu Club kişinden hani daha çok görünmesine vesile olacak. Zaten The Club'ın hani belli yani ilk geldiğinde çok ümit bağladık göründü etti ama şu aralar hani yokları oynuyorlardı. Herkese Finn Balor'da hani her hafta geçiştirmelik rakiplerle karşılaşıyordu işte squash maçlar. Ona da hani yarar sağladı ama ben hani şöyle bir şey istiyorum hani seneki WrestleMania 35'e hani bir Club'ın SmackDown'a draft olup sonrasında AJ Styles ile hani feud'a girmesi Balor'ın. O ikisinin de arada kalmasının hani o şeyi daha güzel olur. Bu biraz şey muhabbete döner. Mesela Kane ile Taker arasında gidip gelen Paul Bearer var ya, o muhabbet çok iyi olur mesela. Bir oraya geçer bir oraya. Aynen. Yani evet. Onun dışında... Yaptık mı yorumları? Aynen yaptım. Tamam devam et. Tamam devam edelim. Onun dışında hani Balor şu anda hani diyor işte şey kemeri için, Universal kemerinin revanşı için kazanacağım, edeceğim ama hani çok parlak değil çünkü zaten çıksa hani squash'lar onu Brock Lesnar. Hani bir yerden bir yere atar. Yazık olur. Benim yorumum bu kadar. Tamam. Evet. Şimdi biraz daha hızlandıralım. Tamam. Roman Reigns Samoa Joe maçındayız. Gerçekten temposu çok yüksek bir maç. Hani bayağı böyle gürültüler şeyler kopuyor derken maçın sonunda çok böyle Superman punch'lar, kokain clutch'lar falan derken Roman Reigns tek spear'la zorlu rakibini alt ediyor. Evet, bu maç hakkındaki görüşler alayım. Buğra abi. Evet Taner, söyle. Yo buyur. Hayır söyle, ben üzerine bir yorum yapayım. Ben tek cümleyle özetlersem gecenin maçı iki wrestler'ın da bütün karakterini ortaya koyduğu güzel bir maç. Çok beğendim ben. Hani gecenin maçı benim için şovu maçı yani. Ya klasik bir Roman Reigns bitişinden çok daha öteydi. Özellikle Samoa Joe'nun ne kadar büyük bir güreşçi olduğunu bize her maç kanıtlayarak üstüne koyduğu müsabakalardan biri oldu. Ve aynı şekilde Samoa Joe'nun hemen maç öncesi arka alanda Rini Young'a soktuğu lafla birlikte ki o laf neydi Erem? Hemen söyle. Dean Ambrose'un evde kadın parası mı yiyor? Ha. Kadın parası yiyecek. Karı parası yediği var. Argo jargonuyla Dean Ambrose'a karı parası yiyen bir adam benzetmesi yaptı. Ya mükemmeldi. Görüştün diyebilir miyiz? Evet. Bence bu sene damga vuracak 3 süperstardan biri bence kesinlikle Samoa Joe olacak. Yani bana öyle geliyor. Allah sakatlık vermesin. %100. Allah sakatlık vermesin. İnşallah ümitlerim o yönde. Ve ben Joe'yu izlerken gram sıkılmıyorum abi. Hem mikrofonda hem %100 hem backstage'de ya açık ara şu an WWE'de bulunan tüm güreşçilerden, Raw kadrosunda bulunan tüm güreşçilerden çok farklı olduğunu ya gerek mikrofonun başında gerek ring içinde birçok kez yansıtıyor. Şunu da söylemek lazım abi. Şu Roman Reigns'in gelişimini görmek lazım. Gerçekten hani yaban atacak türden değil ya. Hani muhteşem ben. Roman Reigns şu an çok top seviyede yani. Ya Roman Reigns top seviyede olmak zorunda. Bak abi Roman Reigns'i evet. Anlamak lazım. Bak. Abi Roman Empire ne demek? Ne demek Erem Nur? İmparatorluk. Ha, Roma İmparatorluğu demek. Roma İmparatorluğu'nu hepimiz lisedeki tarih dersinden biliyoruz. Neydi abi Sezar'ın mantığı?
Geldim, gördüm, yendim. Roman Reis bu karakteri ne kadar yansıtabiliyor? Bence %100. Bence tam olarak Roman Reis geldim, gördüm, yendim. Ki kolay gelmedi bu seviye yani. Ya tabii ki bu şeyle geldi, inşayla geldi. Tabii ki bu bir karakter meselesi. Karakterinin oturması, olgunlaşması çok uzun sürüyor. Yani lafı uzatmadan şöyle bir toparlama yapayım. Roman Reis şu an karakter olarak şirkette ana kemer şampiyonundan daha üst seviyede. Bana göre ana kemer şampiyonu Brock Lesnar daha üst seviyede bir reaksiyonu var seyircinin gözünde. Ve Mehmet Dinler'in Güreş Türkiye ailesi 2017 yılının güreşçilerini seçti podcastinde yaptığı bir yorum var. Brock Lesnar'ı böyle kullanmanın hiçbir anlamı yok. Tamamen senenin overrated'ı demişti. Ki bence çok güzel bir yorum yaptı. Ben de öyle düşünüyorum. Yani yeni kemerin sahibi artık Fastlane'de mi olur? Elimination Chamber'da mı olur? Artık Raw'un hangi pay-per-view Raw'da bilmiyorum da. WrestleMania'da mı olur yoksa? Elimination Chamber Raw'unda. Ha, yoksa WrestleMania'da mı olur? Ben WWE Championship'in, Universal Championship'in Roman Reigns'e acilen geçmesi kanaatindeyim. Çünkü Brock Lesnar'ın böyle kullanılmasının ne seyirciye, ne şirkete, ne de kemere hiçbir katkısı olmaya başladı artık. Ve yeterince de yordu. Bu kadar. Ben de o zaman hepinize bir söz vereceğim. Şöyle çıkan bir dedikodudan bahsedeyim. Brock Lesnar'ın, bu bir dedikodu tabii, kesin senaryo değil. Şimdi önümüzdeki Royal Rumble'da Braun Strowman'a kemeri vereceği ve WrestleMania'da Batista ile kapışacağı. WrestleMania'da yine Universal Championship için Braun Strowman'la Roman Reigns'in kapışacağına dair haberler çıktı. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ya bence Batista geri dönerse kemer alır ya. Bilmiyorum, bana öyle geliyor. Çünkü Goldberg döndü, geri aldı. Batista alır yani. Bu adam boşa gelmez bence. Alsın. Batista güreşi seven bir adam ama bak şimdi. Batista'yı dünya... böyle çok sövüyorlar ya. Batista bence o kadar kötü bir karakter değil. Hayır, şöyle. Seviyorum Batista'yı yani. Şöyle, Batista güreşi seven bir adam ve şu an hani dünyanın en büyük film şirketlerinden biri. Tabii, evet, evet. Filmde başrol oynuyor adam. Hayır yani şu an onu ya güreşi sevmezse böyle yorumlar yapmaz. Güreşe geri dönmek istiyorum diye kendi podcast'ta konuşması var. Bu adam güreşi seven bir adam. Hani öyle rap gibi diye yani güreşi Hollywood'a atılmak için kullanmadı adam. Yani gerçekten şey yaptı. Güreşi istiyor, seviyor. Böyle olması da daha iyi olur tabii. Şimdi Damer, hazır sen konuşmuşken sen konuştun mu Samoa Joe Roman Reigns maçı hakkında? Konuştum. Tamam. Eren, o zaman sen konuş. Ayrı ayrı değerlendireceğim iki ismi de. Şöyle, Samoa Joe gerçekten geldiğinden beri o kalitesini göster, NXT'de olsun, ilk debut ana kadroya geldiğinde olsun, hani tam bir görev adamı. Ona gözünüz kapalı bir şey teslim edebilirsiniz. Yani kesinlikle sizin yüzünüzü aşağıya düşürmez. Promoları mükemmel ve muhteşem. Yani bu gece, yani dün gece izlerken canlı olarak hani adam resmen hani şeyde mikrofonda harikalar yaratıyor. Hani pek abartı oldu ama yani gerçekten yaratıyor. Hani özellikle o hissi veriyor, hani ne kadar nefret ettiğini, ne kadar hırslı olduğunu. Aynı zamanda hani ne kadar hantal gibi görünse de güreş açısından gayet kendisi iyi güreşiyor. Yani bazı isimlere göre gayet iyi güreşiyor. Şimdi kendisi hani evet 2 yıl boyunca hani o altyapı hazırlandı. Hatta hala bile bence gelişmeye açık. Çünkü hani gördük hani 2000 şey No Mercy zamanında hani yükseltti, mikrofonu da yükseltti Sina feudunda. Hani hala bir şeyler eksik var yani. Ben öyle seziyorum Roman Reigns'da ama hani tabii ki de şirketin yüzü olmak zor bir şey. Hani meşakkatli ve zor. Hani buraya Sina da hani hemen gelmedi. Ha, hemen şey yapalım diye gel. Hani hemen yüz olayım da işte şey yapayım diye gelmedi. Hani Roman da hani Sina'ya göre daha böyle hani daha böyle kirli gibi olabilir, hani heel de olabilir, face de olabilir ama John Cena hani sürekli hani sonsuza kadar bir face olacak gibi bir kaide var ya, hani Roman onu değiştirebilir ama Roman da hani görev adamı, hani bazen boğuluruz ediyoruz filan, yani jenerasyonlar değişiyor, şeyler değişiyor, devirler değişiyor,
Yani buna ayak uydurmak zorundayız. Benim yani benim yorumum bu kadar. Ama son olarak da şunu istiyorum ki bu sene Samoa Joe bir tane bile olsa bile 30 günlük olsa bile ana kemer macerası yaşamasını isterim. Bu kadar. Evet. Şimdi normalde son segment değil ama kronolojik atlamalar yaparak şey yaptığımız için son segment. Ringde Gulag ve Daivari var. Enzo hasta olduğunu, bu gece kemer maçına çıkamayacağını duyuruyor Gulag. Nia Jax de olacakmış. Neyse. Enzo'nun promosunu düzgün bir İngilizceyle okuyor. Alexander geliyor. İşte sırf benden kaçmak için hastalık bahanesine saklanıyor falan yapıyor. Sonra diyor Daivari de diyor ki ikiye bir iki yapalım ama diyor senin diyor partnerin yoktur diyor. Şu an sonra ilginç bir şekilde Goldust geliyor Cedric Alexander'ın yanına. Artık nasıl bir bonsai ile yazmışlar ta maçı. Neyse. Sentetik. Sentetik tiner yani bayağı. Neyse. Ya kolay bir maç. Cedric Alexander Goldust maç alıyor gidiyor yani. Yorum hafif fiziki takip edeniniz yok sanırım yani. Yorum yapacak mısınız? Ya ben konuşmaya ben değer bulmuyorum. Ben takip ediyorum ama ya şöyle bir şey var. Enzo kurtaramayacak galiba. Hani Enzo tamam orayı bir canlandırır falan ama Neville geri gelirse ama iyi şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Senaryoya bağlarlarsa durumu. Yok hani Enzo yetmeyecek gibi. Enzo iyi iş çıkarıyor ama yetmeyecek galiba. Yani ben çok sıkılıyorum hala sıkılıyorum ama Enzo biraz canlandırmıştı beni. Yani izleyenleri falan. Evet. Bunun ardından şovumuzu sonlandırıyoruz. Evet, şovu genel puanlamak gerekirse Burak Yur, kaç puan veriyorsun şova? 5 üzerinden 3,5 veriyorum. Duygulu şovlara bir adım attığımızı ve bir temel koyduğumuzu düşünüyorum. WrestleMania'ya giden bu periyotta da Güreş Türkiye YouTube ekibini, Güreş Türkiye YouTube takipçilerini canlı tutmamız gerektiği kanaatindeyim. İnşallah daha hareketli, daha tempolu ve her şov 5 üzerinden 5'le yorumlayabileceğimiz haftalık şovlar, haftalık şovlarda olan olaylar, senaryolar, müsabakalar, maçlar seyretmemiz nasip olması dileğiyle diyeyim. Evet. Erem? Ben gayet güzel bir açılış, yılın ilk güzel bir ravı oldu. Ben de 3 veriyorum. Asko ben için değil ama. Sanırım aranıza yüksek puanı ben vereceğim. Ben çok beğendim şovu. 4 puan veriyorum. Burada şu bizi dinleyen kardeşlerimize bir şey söylüyorum. Bak biz 30 bin yapın, bizi 50 bin yapın ya. Bu sene yapalım. Olalım değil mi Gür? Olalım. Kesinlikle. Ya. Hak ediyoruz %100, ya. %100. Yapın bizi, yapın. Ya en basit WWE videosu bile hani bayağı kitleye ulaşıyor. Biz de ulaşabiliriz. Evet. Fatih sen? Ya 3 en fazla yani. Evet. Daha fazla çalışmıyor. Fatih de 3 oy verdi. Duygulu şovlar başlıklı radyomuza son veriyoruz bu yorumla beraber. Son olarak kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. İnşallah güzel bir SmackDown olması dileğiyle ve Royal Rumble WrestleMania'ya girdiğimiz bu tünelde inşallah daha güzel şovlar izleriz diye temennilerde bulunuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Teşekkürler yorumcu Erem Nur, Fatih ve Taner Önem.